Efendim Ali. Lefkoşa'dayız abi. Takipteyim ben. Ne? Ne diyorsun oğlum sen lan? Ne işiniz var lan Lefkoşa'da? Vallahi abi havaalanından indi. Bodos böyle bir tane özel hastaneye girdi acele alelacele. Ben de takip ettim. Banka bölümüne girdi abi. Oğlum belki hastanenin bankamatiğinden para çekecektir yani. Ne bileyim ben? Ya böyle özel değişik bir banka abi bu. Anlamadım oğlum yani bunlar hani vardır bir bağlantısı, bir tanıdığı vardır, ziyarete gelmiştir. Bize bir iş çevirmesin de. Yok abi öyle değil yani. Hani değişik bir banka şimdi nasıl söyleyeceğim? Şey bankası. Yani telaffuz edemiyorum şimdi de. Hani kız acayip bir numaranın peşinde abi yani. Öyle diyeyim sana. Acayip bir numaranın peşinde özel bir banka diyorum sana yani. Allah Allah. Oğlum sen niye böyle değişik değişik konuşuyorsun? Nasıl bir bankaymış bu? Ne diyorsun oğlum sen? Şaşırmış mı lan bu? Neyin peşinde lan? Vallahi abi oraya giden herkes işte neyin peşindeyse o da onun peşinde yani. Vay ırmak vay. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Tamam. Madem öyle bir orta yapıyor, ben de voleyi çakarım, yapacak bir şey yok. Sen peşinden ayrılma. Bol bol fotoğraf çek, elimizde belge olsun. Sakın dikkat çekme. Sonra da git o bankanın müdürüyle bir yemek ye. Konuş. Sonra da beni ara, beni konuştur. Abi ben takipteyim zaten 7/24. Banka müdürünü de hallederiz, sıkıntı yok. Ali. Oğlum bak şimdi bana söyle bu isteme mevzusu nasıl yapılıyor? Oo abi hayırlı olsun. Hiç haber vermiyorsun. Ya kusura bakma şekerim. Çok yoğundum söyleyeyim. Sana ne lan? Manyak mısın oğlum sen? Sen bana yardım etsene oğlum. Ne yapacağız? Ne edeceğiz şimdi ya? Deniz orada. Nasıl yapacağım ben o işi? Ter bastı lan. Ya abi şimdi bak o an söylediğin her kelime çok önemli hassasiyetler içeriyor abi. Aman diyeyim çok dikkatli ol. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Kestirmeden, hiç lafı uzatmadan direkt isteyeceksin Narin yengeyi, Deniz yengeni. Ha. Ne yengesi lan? Ya abi şimdi senin kardeşinin karısı senin yengen oluyor ya. O bakımdan şey ettim yani. Abi diyeceğim şu ki. Hiç lafı dolandırmadan en kestirmesinden Allah'ın emriyle isteyeceksin abi kızı. Sonra kalkacaksın gideceksin Narin yengenin yanına. Diyeceksin Allah mesut etsin. Bu saatten sonra bacımsın falan diyeceksin ki Deniz yengenin aklına hiç soru işareti kalmasın. Bu arada abi şey, bu şey bankasının müdürüyle oturdum konuştum ben. Kendisi güzel bir insan. Seninle konuşmaya da hazır bir hale geldi. Konuşmak ister misin abi? Müsait misin? Tabii abi. Benden ne istiyorsunuz? Senden istediğim şu. Elindeki malzemeyi doğru kullan. Bana yeter. Bu kadar basit. Ya şu anda seni zorlayamam. Ama dediklerimi yapmazsan 9 ay sonra göreceğiz zaten. Senin cenazenin Rum tarafına gömerim. Çoluğun çocuğun mezarına ziyareti bile gelemez. Eğer yaparsan İstanbul'da iyi bir yerde. Boğaz manzaralı bir daire. O gün tapusu sende. Gelirsin bir de misafir ederiz. Yemek yeriz. Sohbet ederiz. Tamam söyleyin. Elimde olan bir şeyse, yapılabilecek bir şeyse yapayım. O zaman şimdi beni iyi dinle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.